Merhabalar sevgili Diren Sanat takipçileri. Bugün biliyorsunuz 14 Mayıs Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'ndeyiz. Afife Tiyatro Ödülleri'nin 22.si bugün sahiplerini bulacak. Özellikle Ece Dizdar ve Engin Hepiler'in sunmuş olacağı bu ödül töreninde biliyorsunuz 4 tane özel ödül var ve yaklaşık olarak 11 tane de aday ödüller sahiplerini bulacak. 11 ana 4 tane de özel ödül sahiplerini bulacak. Kimler var? Biliyorsunuz Tiyatro Jürisi Muhsin Ertuğrul özel ödülünü Yücel Erten alıyor. Cevat Emi Başkurt özel ödülünü ise bu sezon oynanan Sami Berat Barçalı alacak Yuva oyunuyla. Ve tabii ki Haldun Dorman özel ödülü ise Bir Baba Hamlet oyunundaki rolüyle Haldun Dorman özel ödülünü Bir Baba Hamlet oyunuyla birlikte baba sahne alacak. Yapı Kredi Jüri özel ödülünü ise TGM Para verilecek. Biz de ödül törenini sizler için çektik ve bunlarla ilgili röportajlar. Evet, merhabalar. Afife Cale ödül törenindeyiz ve ödül töreni verilmeden önce ön kokteyl alanındayız. Özel ödülleri açıkladık. Şimdi de ana ödüller, 11 dalda biliyorsunuz ana ödül verilecek. Bu ödülleri kimler aday ve kimlere verebilirler? Onunla ilgili tahminlerde bulunacağız. Tabii ki yılın en başarılı yönetmeniyle başlıyoruz. İşte Ahmet Sami Özbudak bu yıl oldukça ses getiren özel bir rejisiyle ve ilginç konusuyla Mutluyduk Belki Bugüne Kadar oyunu eleştirmenlerde çok olumlu sonuçlar almıştı. Yine Dejan Provoski'nin Romeo ve Juliet'i bu senenin en çok ses getiren konuşulan prodüksiyonlarından birisi oldu. Devlet tiyatroları yapımı. İşte suyun içinde oynanmıştı biliyorsunuz. Yaklaşık olarak 14 ton kadar bir su havuzunun içerisinde 40 kişi kadar belki daha fazla sayıda oyuncu rol oynamıştı ve bütün oyun boyunca suyun içinde geçmişti bu oyun. Yine Emre Eren'in yönetmiş olduğu Bir Baba Hamlet, baba sahnenin ilk oyunlarından bir tanesiydi ve konuldu. Nurkan Erpulut'tan Terör, bu da biliyorsunuz geçtiğimiz sezonda büyük çıkış yakalayan Bakırköy Belediye Tiyatrolarının oyunuydu. Ve tabii ki Sami Berat Marçalı'nın biliyorsunuz her yıl mutlaka sezonun en iyi 5 oyunlarından bir tanesini sahneye koyuyordu. Geçtiğimiz yıl İstila'ydı. Ondan önce Kabileleri koymuştu ve bu yılda hem Amerika'da hem Türkiye'de oynayan Yuva oyunu. Özellikle biliyorsunuz işte bir taksi şoförü vardı. Abla kardeş Amerika'ya gidiyordu ve o yolculuk serüvenini anlatmıştı. Aynı zamanda yabancı lık konusunu da, dil kavramını da tartışmıştı. Yılın en başarılı kadın oyuncusuna baktığımız zaman tabii ki geçtiğimiz bütün ödül törenini silip süpüren, bütün ödülleri alan Aysel Yıldırım ve Duygu Dalyanoğlu'nun yönetmenliğini yaptı, yazarlığını yaptı. Tabii ki aynı zamanda oynuyorlar. Zabel oyunuyla Aysel Yıldırım yine burada da aday. Ve en güçlü kadın adaylardan bir tanesi. Bana kalsa bunda da ödülü alıp götürecek gibi. Nezaket Erden Sevgili Arsız Ölüm'de Dirmitli karakteriyle aday. Yine Özlem Zeynep Dinsel'in Yuva, işte taksi şoförüyle birlikte. O da biliyorsun yardımcı kadın erkek oyuncu da adaydı. Çok başarılı bir oyunculuk sergilemişti. Tabii ki Martı, usta oyuncu Tilbe Saran burada da aday. Geçtiğimiz sezonda ödül almıştı. Yine Zerrin Tekindor biliyorsunuz bu sene en çok tartışılan, özellikle ismiyle tartışılan bir oyundu. İşte Arzu Tramvayı mı yoksa İhtiras Tramvayı mı, bu çok tartışıldı. Eleştirmenler bunun, evet bunun Arzu Tramvayı ama İhtiras Tramvayı değil diye yorumlamışlardı. Zerrin Tekindor aday. Zerrin Tekindor daha önceden biliyorsunuz Afife ödüllerinde özellikle Tartu Flordin'in oynamış olduğu oyunda bu ödülün sahibi olmuştu. Yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülü ise Deniz Karaoğlu, Mutluyduk Belki Bugüne Kadar. Yine Halil Babür'ün Higo oyunu, Murat Akkoyunlu'nun Bir Baba Hamlet oyunu ve Murat Eke'nin yine B planı yapımı olan Sami Berat Marçal'ın yönetmiş olduğu Tacın Nöbetçileri burada da
özellikle Taç Mahal'daki sanat kavramını, mükemmellik kavramını farklı bir açıdan yorumlayan bir oyundu. Yine tabii ki adayların vazgeçilmezi Yiğit Sertdemir, Kumbaracı 50 tiyatrosuyla, 3. Richard oyunuyla tabii ki bu sezonun yine adaylar arasına giriyor. Yılın en başarılı yardımcı kadın oyuncusu ise buraya baktığımız zaman yine Canan Atalay, burada görüyorsun, mutluyduk. Belki bugüne kadar yaklaşık olarak 3. 4 dalda aday gösterildi. Damla Sönmez'in Bir Parça Plastik, Sezin Bozacı'nın Akşam Yemeği, özellikle çevre tiyatrosu yapımı, Semaver Kumpanya'nın bir oyunu. Şebnem Hasan Güğü için Akşam Yemeği ve Yeşim Sarı'nın yine Kumbaracı 50 yapımı olan 3. Richard oyunuyla da Yeşim Sarı yılın en başarılı yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösteriliyor. Yılın en başarılı yardımcı erkek oyuncusuna baktığımız zaman Ali Yoğurtçuoğlu Kayıpel, Erol Ozan Ayhan Yuva, merhabalar, teşekkür ediyoruz. Fatih Koyunoğlu yine İntihar'ın Genel Provası tiyatro adam yorumuyla sahneye koydu. Bu da özellikle İntihar'ın Genel Provası'na çok farklı bir yorum getirmişti. Biraz komedi, biraz dram, biraz melankolik, biraz ihtiras, hepsini katınca çok çarpıcı, çok akıcı bir İntihar'ın Genel Provası sahneye çıktı. Fırat Tanış Martı oyunuyla yine sahnelerde yerini aldı. Yine aday olarak gösterilmiş oluyor. Yine Akşam Yemeği Semaver Kumpanyası'nın çevre tiyatrosunda oynanan Akşam Yemeği ile de Serkan Keskin bu oyuna aday gösterildi. Yılın en başarılı sahne tasarımı Barış Dinçel, yine Bir Baba Hamlet, Başak Özdoğan Dünyanın En Güzel Arabistanı, bu da Cem Uslu'nun oynamış olduğu tek kişilik oyun. Kerem Çetinel, Nurullah Tuncer, Romeo ve Juliet'te de yine yılın en başarılı sahne tasarımına aday gösterildi. Yılın en başarılı giysi tasarımı ise Canan Seda Balaban, Hayvan Çiftliği, Gamze Kuş, Nora, Bebek Evi, yine şehir tiyatroların oyunları. Gül Sayer, Damdaki Kemancı, bu da geçtiğimiz sezonun biliyorsunuz müzikal oyunlarından bir tanesi. Mehmet Ali Kaptan'la biliyorsunuz en son Sadri Alışık ödüllerinde jüri ödülünü almıştı müzikal dalda erkek oyuncu olarak. Medina Yavuz Almaç, Romeo ve Juliet'te giysi tasarımında aday. Nihal Kaplangil, Çingeneler Gökyüzünde Yaşar. Yılın en başarılı sahne müziği ise Ari Hergel, yine Zabel, Burak Çöllü, Sevmekten Öldü Desinler. Çağrı Bekten, Wojciech, Gören Trovoski, Romeo ve Juliet, Tolga Çevik, Nora, Bir Bebek Evi oyununda yılın en başarılı sahne müziğine aday gösteriliyor. Yılın en başarılı ışık tasarımı ise Akın Yılmaz Bayrak, Ayşe Aytar, Baldan Karanlık oyunuyla Kemal Yiğitcan, Wojciech, yine Kerem Çetinel, Kilogi oyunu, Serhat Akın ise Romeo ve Juliet'te aday gösterilmiş oluyor. Evet sevgili Diren Sanat takipçileri, bizi takip etmeye devam edin diyoruz. 22. Afife Tiyatro Ödülleri ödül törenindeyiz. Birazdan törenimiz başlamak üzere. Töreni de size full kestirmeden, kırpmadan, sansüre uğratmadan kesiksiz olarak yayınlanacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Diren Sanat.com'u mutlaka takip edin diyoruz. Evet, başlamadan önce baştaki açılış filmimizle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten el emeği gözünüzle yapılmış mükemmel bir film. Aynen bir tiyatro oyunu yaparcasına o küçücük kağıtlardan hazırlanmış olan bu filmde hiçbir animasyon ya da hiçbir 3D kullanılmamış. Yazmakta iyi olduğumu söylediğiniz için yazdım geldim. heyecanlandım biraz. Öncelikle bu sene bizi onurlandıran ve planlı onurlandıran Afife Ödülleri Seçici Kurulu'na teşekkür etmek istiyorum. Biz bağımsız bir tiyatroyuz. B planlarımızı buluşturduk ve çıktık bilinmez göçebe bir yola. Bize yolumuz güzel dediğiniz için teşekkür ederiz. Yuva Home hayatında her daim özel bir yere sahip olacak bir oyun oldu.
Bir bolluğu süreçte çıktığın bir yolculuk. Kıymetli, huzurlu, özgür. Bana bu yolu açan Hanlon Özbilgin Bromley, Stephen Heath, bizi buluşturan Özen Yula'ya, oyuna katkılarından dolayı New York ve İstanbul ayaklarında emek göstermiş, hepsini sayacağım, Eli, James, Michael, Burçak, Paylo, Sanaz, Vincent, Evrim, Bedir, Ozan, Haki, Eda, Bora Akkaş, Erol Ozan Ayhan, Özlem Zeynep Dinsel, Sahin Karakale, bir saniye. Yuvayı İstanbul'da yapalım diyen Yağmur Dolkun ve B planında emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak, ailem kahramanım annem Canan Demir. B planının ta kendisi olur kendisi, Dilek Toran. Nefesin her zaman yanımda hissettiğim Banu Çiçek, Barut Çigil ve Gülce Oral. Her daim dostum Seda Türkmen. Ve son olarak bütün kavgalarımın paydası yol arkadaşım Barış Gönenen. İyi ki varsınız. Hayatımdasınız. En büyük teşekkürüm size. Bağımsızlık ve tiyatro hep yanınızda olsun. İyi geceler. Kiloloji. Hepsini izledim. Onlar da gelip benim oyunumu izlediler. Müthiş bir şey. Eğer benim onların oyunda hissettiğim şeyi seyircilerimiz gelip benim oyunumda hissediyorsa bu bana verilmiş en büyük ödül. Onları kutluyorum. Abisin. Bu sene Afife ödülleri her şeyden önce bize çok güzel bir dostluk kazandırdı. Buna inanıyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Afife jürisine özellikle teşekkür ediyorum. Beni bu ödüle layık gördükleri için. Tiyatroya başladığım yer olan Ümraniye Belediye Tiyatrosu. Hocalarıma, arkadaşlarıma teşekkür ederim. Galiba bu cümleyi kurmam lazım. Bu sene okuduğum bir kitap Hasan Ali Toptaş'ın Hebası. Şu dünyada göz göze gelmenin bile bir hatırı var diyordu. O kadar çok insan var ki göz göze geldiğim küçücük küçücük katkılarda bulunan. Hiçbirini unutmak istemiyorum. Gaza basıyorum. Çok özür dilerim. Alt Kat Sanat Tiyatrosu. Beraber çalıştığım arkadaşlarım, sahne üzerinde, sahne arkasında beraber çalıştığım hocalarım. Müge Sağlık, Nevzat Süs. 8 senedir onlarla beraberim. Tiyatro adına ne biliyorsam onlardan öğrendim. Çok şey öğrendim. Onlardan teşekkür ederim. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin bu yıl 10. yılı. Oradaki arkadaşlarım, canlarım, hocalarım, bütün bölüme teşekkür ederim. Çok şey öğrendim onlardan da. Ve diğer arkadaşlarıma teşekkür ederim. Barın Alan ve Büşra Korkmaz'a başım ne zaman sıkışsa yanımda oldular. Aileme teşekkür ederim. Dün anneler günüydü, annemi göremedim. Dedim ki, umarım ödül alırım ve sana hediye ederim. Anneme hediye ediyorum ödül. İyi ki varsın. Sanırım unuttuğum bir şey kalmadı. Son sözüm şu olsun, unuttuysam kusura bakmayın, ne olur. Ben ödül töreninde başta bu yıl getirdiğimiz ustaları gördüğümde omuzlarında bir yük hissediyorum. Ama emanetleri bizdedir. Türkiye Tiyatrosu ilelebet var olacaktır. Ne mutlu bize, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rüya görüyoruz Ertuğrul bazen. 10 yaştaki hayali muhteşem bir 22 yıl doğdu. Çok teşekkür ederim, yapıp rediyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Emin olunuz ki daha nice 22 yıllar Afife ödülleriyle bizlerle birlikte olacak. Emin olunuz. Aynen. Ve bu yıl Halil Dormen özel ödülünü kazanan Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Emrah Eren, Bir Baba Hamlet oyunuyla Baba Sahne Efendi. Yani
umut veren arkadaşımız, ödül alan arkadaşımız bile muhteşem konuştu. Ben yine iki cümleyi bir araya getiremeyeceğim. Çocuk teşekkürlerini etti vesaire. Yani işte böyle bir, bu başka bir şey. Konservatuarlarda eğitim vermeli lazım ödül törenlerinde ne yapacağımızla ilgili. Ben o olamadım. Dün yine de böyle bir törene katıldığınız için, böyle bir sorumluluğum olduğu için böyle küçük şeyler karaladım. Onları hatırlamadığım için şimdi kağıttan okuyacağım. Çok hızlı okuyacağım, hiç merak etmeyin. Bu arada Baba Sahne ekibi ve arkadaşlarım olarak, şu anda aranızda Baba Sahne ekibinden de arkadaşlarımız var. Hepsi adına sizlere merhabalar, hoş geldiniz diyorum. Çünkü bizim ilk senemiz bu sene. Baba Sahne daha yeni açıldı. Yani o kadar çok kredi almış bir adamım ki. Bir bankanın bunu fark edip bize ödül vermesi muhteşem. Ya çok özür diliyorum, bunu söylemek zorundaydım. Çünkü 2,5 sene, yani 3 sene önce 0.88'den aldığımız kredileri artık 1.60'dan alabiliyoruz. Önümüzdeki sene ödül koymak istiyoruz ama ne yazık ki kredi faizleri çok yükseldi. O yüzden zorlanacağız. Baba Sahne hiç kimsenin desteği olmadan eş, dost, sısım, akraba ve bazı meslektaşların bize verdiği destekle yaşayan bir tiyatro oldu. Ama ben o muhteşem konuşmamı yapmak istiyorum kağıttan. Efendim, dün şöyle yazmışım. Gayet bayıktım. Ama bu beceriksizliğimi göreceksiniz şimdi. Haldun Taner, Haldun Bakır. Haldun Nurmen'in kibarlığı, zerafeti ne yakışır? Bir konuşma yapacak diye yazmışım. O yüzden ilk gündem şöyle olmuş. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Kafam tekrar karışmış. Bugün Vasf Öngören'in ölüm yıl dönümü. Büyük bir alkış istiyorum Vasf Öngören için. Araya bir cümle eklemişim. Türkiye'de sanat yapmaya çalışan herkese kolaylıklar diliyorum diyorum. Onun haricinde şöyle bir şey söylüyorum. Eğer kredi faizleri düşerse Türkiye'de yakılan, yıkılan, yok edilen, kaderine bırakılan, şu anda yaşamaya çalışan babalarımızın, dedelerimizin, Türk tiyatrosunda binlerce insanın seyretmeye, seyirci olarak gittiği o kutsal mekanları yaşatmak için bize güç vermiş olurlar. Ben bunların birçoğuna talibim. İçimizde şu anda aramızda oturan birçok insanın da buna talip olacağını düşünüyorum. Bir tanesini elimizden almış olabilirler ama Muammer Karaca şu anda yalnızlığa terk edilmiş durumda. Biz talibiz. Ben diyorum ya da biz diyorum. Biz derken aramızdaki birçok oyuncu arkadaşımın da buna destek vereceğini, Türkiye'deki aydın ve sanatçılara destek olan muhteşem insanların olduğunu düşünerek faizleri düşüren onlara da talip ediyorum. Çok uzatmayacağım. Aynı zamanda baskıya karşı özgür tiyatro tabii ki. Yaşasın sanat, yaşasın tiyatro. Baba Sahne'de bizim oyunumuza emeği geçen bütün arkadaşlarıma, özellikle yönetmenimiz Emrah Eren'e, Murat Akkoyunlu'ya,
Can Şengün'e, Barış Dinçel'e, baba sahnenin içindeki her arkadaşıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok saygılar, çok sevgiler. Bir daha hocamın elini öpüyorum. Efendim, çok güzel bir konuşma hazırlamıştım ama adını yalnız söyledi, hocamı söylemiştim. Yalnız ben ona teşekkür etmek istiyorum. Ana sahneyi yaptığı için. Ana sahneyi de. Ana. Hani doğru söylüyorum çünkü ikinci planımızda bu. Bir ana sahne daha acaba. Yok, gerçekten yaptığınız şey çok önemli. Gerçekten çok, çok önemli. 60 yılı tiyatro öğrenmiş bir insan olarak bütün sanatçılar ve bütün sanat dünyasında size candan gönülden teşekkür ediyorum. Ve bu, benim adıma verilen bu ödülü sizin kazanmanız beni gerçekten çok mutlu ediyor. Sağ olun. Çerçevesinde Koç ailesine, sanata ve Fenerbahçe'ye duydukları sevgi ve destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Baba sahne olarak ilk senemizi doldurduk ve 50 bine yakın bir seyircimiz salona girip çıktı. Bütün seneyi doldurdu. Seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz.
Emrah Eren'e teşekkür ediyorum. Toplu alkış alalım sonunda hızlı bitsin diye. Emrah Eren'e çok teşekkür ediyorum yönetmenim. Tabii ki sahne arkadaşım Şevket Çoruk'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Şevket Çoruk'a kendi kişisel paralarını kentsel bölüşümden yana değil de sanatsal bölüşümden yana paylaştığı için çok teşekkür ederim kendisine. Sağ olun, iyi akşamlar, keyifli geceler. Yıldırım Özür'ün derdek oyuncusu Murat Akgül. Arzu Kramlı'yı ve Kamiye Erdi Yönetişim. Ve Reha Rıcan açıklıyor efendim. Yılın en başarılı kadın oyuncusu Yuva Özlem Zeynep Dinsel. Murat, Kaya, İstila'daki Efe, Hakan, Seda, Barış, iyi ki varsınız. Ekip olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Hepinize, bütün tiyatro emekçilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizin ellerine, emeğine sağlık. Önümüzdeki sezon çok daha iyi işlerle, birbirimizi çok daha severek, birlikte çok iyi şeyler yapmak dileğiyle. Çok teşekkürler. Özlem Zeynep Dinsel. Yılın en başarılı kadın yönetmeni Emrah Eren. Bir baba. En başarılı yönetmeni Emrah Eren. Bir baba hamle. İddialı bir tamlama bana fazla geldi. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu'na çok teşekkür ediyorum. Üzerimde çok insanın emeği var. Elbette Yücel Erten Hocam az önce onur ödülü aldı. Ve asıl ustam Turgay Kantürk, 21 yaşında genç bir mezunken bana kol kanat gerdi, risk aldı. Yüzmeyi öğretmeden okyanusa attı. Kendisine minnettarım. An itibariyle 3 tiyatroya aidim efendim. 3 ailem var. İlki tabii ki evim yuvam BBT. Bakırköy Belediye Tiyatrosu. İkinci evim Tiyatro Adam. Ve en son bana kucak açan baba sahne oldu. 3 tiyatroyla bu akşam beraberdik. Çok mutluyum bu yüzden.
Bir diğer teşekkür, 6 oyundur beni yalnız bırakmayan bir diğer ustam, İnceliklerin Efendisi Barış Dinçer'e. Umarım yol arkadaşlığımız ömür boyu devam eder. Ve 2014 yılı benim için bir milat. Kızım Sabah doğdu. Onun doğumuyla sanki biraz daha iyi bir insan olmaya başladım. Kızım Sabah'a ve eşim Burcu'ya teşekkür etmiyorum. Bu işleri yaparken onlardan çaldığım vakitler için özür diliyorum. Bir Baba Hamlet'te gelirsek, Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu gerçekten inanılmaz bir ikiliydiler. Neredeyse hazıra kondum diyebilirim. Hatta o kadar hazıra kondum ki premier gecesi seyirciyle beraber ben de oyunun son halini izleyebildim. efsane bir yaratıcı kadromuz vardı. Barış Dinçer, Can Şengün, Yakup Çartık, Işıl Zeynep, Faruk Üstün, Deniz Özmen ve tüm baba sahne ailesine minnettarım. Gerçekten evet, çürümüş bir şeyler var diyoruz ama Danimarka krallığında diyoruz tabii ki. uzattım, farkındayım, bitiyor. Bizim oyuna cesur diyenler falan çıktı, bayağı yazıldı, çizildi. Bir şey demiyoruz aslında, İngiltere falan diye bağırıyor Şevket abi ama... yani cesaret bence kendisinin yaptığı, AKM'si yıkılırken, Emek Sineması bir üst kata taşınırken, Karaca Tiyatro çürülmeye terk edilmişken, derinin teki bir Don Kişot olarak çıktı, varını yoğunu bir baba sahneye adadı. Çok güzel hareketti. Bu ve güzel, bunun gibi güzel hareketlerin devamını baba sahneden daha küçük, daha mütevazi, işte daha butik bir işletme olan Koç Grubu'ndan da devamını diliyoruz. teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Merhabalar diğer sanat takipçileri. Bugün biliyorsunuz 23. Afrika Tiyatrosu'nun sahipleri buldu. Afrika Tiyatrosu'nda yılan oyunu başarısıyla Öğren Zeynep Dinsel en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Biz de ödül alırken ki bu ödüllerini kendisine sorduk. Öncelikle tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Çok başarılı bir oyundu. Oyununuzu izledim. Çok da etkilendim. Öyle mi? Sağ olun. Çok hem farklı diller, hem göçmenlik konusunu işliyordu. Hem de Amerika'dan iki kardeşin hikayesini anlatıyordunuz. Neler düşünüyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Çok mutluyum tabii ki. Yani fazlaca da adaylık aldı oyunumuz. Bu hikayemizi anlatabildiğimiz anlamına geliyor. Ödül alsak da almasak da birilerinin gördüğü, birilerine ulaştığımız anlamına geliyor. En önemlisi, bizim için en önemli ödül bu zaten. Seyirciye ulaşabilmek, derdimizi anlatabilmek. Zaten bizim mesleğimiz hikaye anlatmaktan ibaret. Hikayelerimizi paylaşırız biz. Dolayısıyla bir nebze de olsa seyirciye ulaşabildiğimizi hissediyoruz böylelikle. Bugün de en başarılı kadın oyuncu ödülünü aldınız. Evet. Ödülle ilgili neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşünceler? Çok gurur verici tabii ki. Çok gurur verici. Bu teşvik edici bir ödül. Aynı zamanda sorumluluğu olan da bir ödül. İnsan ödül almak için tabii ki bu işi yapmıyor ama teşvik ediyor, mutlu ediyor. Bugünkü mutluluğum anlatılamaz tabii ki. Çok teşekkür ediyorum jüri üyelerine de. Beğenenlere, beğenmeyenlere, herkese teşekkür ediyorum. Özellikle oyununuz hem yurt dışında da oynadığı için, yani farklı dillerde de oynadı ve orada hiç konuşmayan bir kardeş vardı. Farklı dilleri konuşan, yani hiç dilini bilmediğiniz başka bir ülkenin vatandaşına kendi derdinize düştüğünüz sorunları anlatan bir kadını oynuyordunuz. Bu oyunu oynarken nasıl bir empati yaptınız? Yani özellikle oyundaki o doğal, gerçekçi verişiniz bence jüriyi çok etkiledi. Onu, yani başka bir ülkenin dilini bilmeyen bir kadını oynadınız. Yani onu nasıl başardınız? Onu şöyle, yani aslına bakarsanız, şimdi iki oyuncu da Türk. Biri İngilizce konuşuyor, Türkçeyi anlamıyormuş gibi yapıyor. Diğeri ise İngilizceyi anlamıyormuş gibi yapıyor. Bildiğiniz bir dili anlamıyor oynamak
zorluyor insanı. Bir süre sonra birdenbire anladığınızı fark ediyorsunuz. Aslında provalar esnasında öyle olmuştu. Tabii bu sıkı bir çalışma gerektiriyor. Ama iletişimsizlik üzerinden düşünecek olursak, aynı dili konuşup iletişim kuramadığımız bir sürü insan var hayatta. Dolayısıyla iletişimsizliği anlayabilmek, bunu yaşatabilmek çok da zor değildi. Bu bildiğimiz bir şey, hepimizin bildiği bir şey. Aynı zamanda çaresizlik, yani kendi ülkesinden, vatanından koparılmış, kendine bir yuva arayabilmek için, bir yuva bulabilmek için bambaşka bir ülkeye gitmiş iki kardeşin çaresizliği, bu da çok anlaşılmayacak bir şey değil aslında. Hepimizin hayatında farklı farklı çaresizlikler var. Dolayısıyla bunları anlayarak, bunları düşünerek bir şeyler yapmaya çalıştık. Bir de hep sormak istediğim şuydu, aslında bütün bir sezon boyunca B planına size de oyuncu olarak sormak istiyorum. Biliyorsunuz daha önceden sinemada yönetmen filmleri vardı. Yani insanlar yönetmen için filme giderdi. Son zamanlarda özellikle başarılı yönetmenlerimiz Sami Berat Marçalı gibi çıktı ve onların artık yönetmen tiyatrosu ya da yönetmen oyunu gibi bir marka olarak çıktı. Yani neredeyse biliyorsun Sami Berat Marçalı'nın her oyunu neredeyse sezonun en iyileri arasına giriyor. Sami Berat Marçalı'yla çalışmak nasıl bir duygu ya da nasıl bir disiplin gerektiriyor? Yani ikimiz konuda... de disiplinli insanlarız. Çalışmayı seven insanlarız. Sami ile ben ilk defa bu oyunda çalıştım. Daha önce tanımıyordum kendisini. Oyunlarını izlemiştim ama kendisiyle tanışmamıştım. Oyun esnasında zıt düştüğümüz birçok şey oldu. Metin üzerinden anlaşamadığımız ya da karakter üzerinden farklı düşündüğümüz çok nokta oldu. Ama şöyle bir iyi yönümüz var ki farklı düşünceleri rahatlıkla, bütün açıklığıyla konuşabildik. Bu çok önemli bir şey. İşte biz iletişim kurabildiğimiz için çok büyük ihtimalle iletişimsizliği daha rahat sahneleyebildik. Yani biz de o iletişimi kuramasaydık herhalde toparlayamazdık gibi geliyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah, ne demek. Sağ olun. Çok teşekkürler. Özlem Zeynep Dinsel'le kısa bir söyleşi yaptık. Hepinize teşekkür ederim. Merhabalar sevgili Diren Sanat takipçileri. 22. Alfife Tiyatro Ödül Töreni'ndeyiz. Ödül Töreni'nde mutluyduk belki bugüne kadar oyunuyla. Yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan başarılı oyuncu Canan Atalay'a biz de ödülü ve ödül törenindeki heyecanlı paylaşmak istedik. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Çok başarılı bir oyundu. Gerek reji, gerek oyunculuk, gerek konsept itibariyle. Siz de ödüllendirildiniz. Neler hissediyorsunuz? Çok mersi öncelikle. Tam olarak söylediğiniz gibi gerek reji, gerekse konsept. Tam olarak bir ekip işiydi aslında. Yaklaşık 6 yıldır profesyonel oyunculuk yapıyorum ve bu kadar bir ekip işinin içinde olduğumu hatırlamıyorum. O yüzden aslında bu ödül sadece benim değil, bence bütün ekibin. Evet. Ben onların temsilcisi gibi hissediyorum kendimi. Çok mutluyum. Böyle bir oyundan, böyle bir ekipten ödül aldığım için. Oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz zaten. Devam edeceğiz. Yani herhangi bir değişiklik yok ama umarım bu motivasyonla daha başka şeyler de yaratabileceğiz hep beraber. Özellikle biliyorsunuz bu sezon oynadığınız oyunun sinema versiyonu. Cebimdeki yabancı versiyonuyla oynadı. Bir de İtalyan versiyonu var aslında. Biz İtalyan de uyarlamayız. Evet. Ahmet Sami Özbudak yönetti. Oyunu Kerem Bilavcı uyarladı. Bütün evet. Ekip gerçekten çok başarılıydı. Hem konusu, hem o gerilim, işte tartışmalar. Sahneleme olarak işte bir... Loft'u tercih ettik. Evet, loft'u öncelikli olarak. Çünkü seyirciyle oyuncunun daha iç içe olduğu, seyirciyi o ev mekanının içine daha çok dahil ettiğimiz bir şey hayal ettik baştan beri. Yani daha doğrusu bu Sami'nin hayaliydi. Biz ona ortaklık kurduk. O yüzden de böyle oyunun dinamikleri çok farklı oldu gerçekten. Yani seyirci çok yakınımızdaydı. Evet. Alternatif sahnelere nazaran da daha yakınımızdaydı. O da bizim hepimize, bence bütün oyunculara çok farklı bir deneyim yaşattı. Çok keyifli bir sezondu o açıdan. Peki şunu sormak istiyorum. Sizin diğer oyunlarınızı da izledim. Özellikle Füyü mesela daha önceki
ikinci kattaki oyunlarınızda hepsi de çok başarılıydı. Teşekkür ederim. Ya ödül aldınız. Daha önce almış mıydınız? Almıştım. Sadri Alışık ödüllerinden, evet, Ekin Yazın Dostları ve Direkler Arası ödüllerinden. Ya da aday oluyordunuz. Evet, almıştım ama. Bir oyuncu olarak şunu öğrenmek istiyoruz. Ödüller oyuncu gözünde nasıl algılanmalı? Yani benim için tam olarak şöyle, ben zaten bildiğim yoldan devam etmeye, yani ilerlemeye devam edeceğim. Ödüller çok güzel bir motivasyon. Yani Canan, bildiğin yoldan gidiyorsun, kameraya bakıp söyle. bildiğin yoldan gidiyorsun, devam et gibi bir tatlı bir anı. Bu oyunla ödül almak da çok keyifli çünkü gerçekten ekibimi temsil ediyormuşum gibi hissediyorum ve bunu hak ettiğini de düşünüyorum. Ödüller peki projenizi etkiliyor mu? Bir sonraki projede ya da alacağınız çalışmalarda ödül almamanız? Yani ben içime sinen, benim bu karakteri sahneye koymam gerekiyor. Ben bunu istiyorum dediğim her şeyin içinde yer almaya devam edeceğim. Seyirci üzerinde ödül hakkında nasıl bir dönüş alıyorsunuz? Yani zannediyorum ki biraz gişeleri yükseltiyor. O yüzden de ekibim adına çok mutluyum. Yani zaten gişesi çok iyi giden bir oyun içindeyim ama umarım daha fazla kulak yapar ve... Evet, ödüllerin daha önemsenmesi, daha ciddi alınması gerekiyor. Çünkü sonuçta bir sezon içerisinde süzülerek çıkan bir oyuncu olmuş oluyorsunuz. Bu arada çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok başarılısın. Sağ olun. Yeni bir projeniz var mı? Şu an hali hazırda bir şey yok. Bu oyun devam edecek. Yeni bir oyun olabilir, olmayabilir. Bakalım, zaman gösterecek. O zaman mutluyduk belki bugüne kadar. Bu oyunu izlemeye devam ediyoruz. Evet, teşekkür hepinizi ediyoruz. Bekliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mersi. İyi geceler. Canan Atalay'la kısa bir söyleşi yaptık sevgili Bilen Sanat takipçileri. Çok başarılı bir oyuncuydu. Oyunu mutlaka sizlerin de görmenizi istiyorum. Ben gördüm. Halen etkisindeyim. Umarım siz de beğenirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.